Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle Mountain Blade'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Evet, tüccarlığa devam edeceğiz. Geçen bölüm iki adet turnuva kazanmıştık. Buradan baya güzel gelir elde ettik. Şimdi geçen turnuvada kazandığımız kaskın da bir fiyatına falan bakalım. Şimdi bu kask kendime taksam mı takmasam mı emin değilim. Zaten 4.000 e, 4700 dinarımız var. Bence bunu kendimize takalım en azından bir kaskımız olmuş olsun diye düşünerekten. Tamam. Şimdi ayrıyetten şöyle bir şey var. Yani biz bu ticaretin üstüne hala bakın kilim var. İşte ne bileyim tereyağı var. Katırlarımızı 5 katır 3 yük beygiri almışız ki yani üstüne para arttırdık. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Şimdi nerede ticaret yapabiliriz bunları bir yoklayalım. Şimdi bu şehirde gördüğünüz gibi bakın bunu Pika ondan almak daha mantıklı. Şöyle ucuza bir şey alabiliyor muyuz? Yun alalım. İşte bu kadar alsak kafi bence. Neredeydi yünün? Pika ona gideriz. Şimdi Pika onda başka satılabilecek ne var ona bakalım. Pika onda 26 diyor. Şundan alalım. Pika onda 26'ya satarız. Pika onda bira çok ucuzmuş. Pika ondan da bira alırız. Buraya satarız belki. Bakalım başka Pika onda pahalı. Aa bakın Pika ondan bolca tahıl alıp buraya satabiliriz. Burada 14. Ee, toplu bir alım yaptığımız zaman burada bayağı kar edebiliriz. O da güzel. Tamam. Başka bakacağım bir şey var mı? Satılabilecek. Sanırım burada da alınabilecek bir şey kalmamış. Yani 3-5 peynir alalım. Satarız. Tamam. Şimdi bunları kitleyelim. Bunları kitlemezseniz askerleriniz yer. Bu tahıl herhalde gidene kadar yeter. Çömlek. Pika ondan çömlek de alabiliriz. Poros'tayız. Tamam. Şimdi güzel bir topladık. Pikaon'a gidelim. Hadi bakalım. Dümdüz Pikaon'a yardıracağım. 2400 gibi paramız var. Gayet iyi. Haritadaki hızımızı arttırmak istiyorum yeteneklerimle falan. Onları da bakacağız. Tutsağı satmadık. Keşke onu satsaydık. Unuttum onu. geldik sayılır. Bayağı hızlı oldu. Bu bölüm ya bölümlerin tahmini kaç dakika olmasını ayarlayamadım. Yani bilmiyorum. Kafama göre yapıyorum. Bakalım bu bölümde nasıl olacak. Ben arkama yaslandım oynuyorum. Siz de arkanıza yaslanıp izleyebilirsiniz. Ne bileyim yemeğinizi falan aldıysanız. Afiyet olsun diyeyim şimdiden. Şimdi. 1-2 bine katı alacağım. Gerek var mı çok? Yani aşırı yok ama olabilir. Bunları bu fiyattan almıştım. Daha altına satmam. Porostan bunu da ucuz aldık. Bunu da satalım. 3-5. Peynir almıştık bir miktar. Peynirden satalım. Ne satabiliriz başka? Kili zaten aldığım fiyata geldi şu anda. Daha satmamın bir mantığı yok. Buradan bol bol. Şimdi çeşitli şeye. Bu ürünlere gelelim. Bakın 8'den bayağı aldım. 310 tane aldım. Bunları satacağız. Yemeleri sıkıntı değil. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Taşıyacak atımız kalmadı. Bayağı yavaşlayacağız. Bu bir sorun. 300 tane tahıl aldım çünkü. Ee, ne yapalım? Neyse yapacak bir şey yok. Ekstradan ne alacaktık? Aa bakın. Kadife ucuz. Porosta bunu da satarız. Bir dakika çok oldu. İyi bari şunu birazcık azaltabilirim. Şöyle bir şey yapsak uygundur. Başka ne yapabiliriz? Poros'ta 22'ymiş kil. Kil alabilirim. Şu şekilde. Ee, başka ne alınabilir? Çömlek Poros'ta pahalıymış. Şöyle çömlek alalım. 2313. Hızımız yavaşladığı için şöyle bir harekete girdim. Umarım patlamayız. Şöyle Poros'a yardıralım. Bu ticaretten sonra da o bayağı yavaşız. Katır matır bulmamız lazım diyecektim. Keşke bu taraftan gitseydi. Katır satıyor musunuz? Katır ne arasın sizde? Poros'a devam abi. 3'e aldım. Gidiyoruz yapacak bir şey yok. Bu yavaşlık sırasında umarım fiyatlarda değişiklik olmaz. Çok zarara sokar bizi. Baya yavaş gidiyoruz ya. 2.3 ile gidiyorum. Ki paramız da bitti. Ee, bakalım yapacak bir şey yok. Galiba eksiye düşecek paramız. Aynen eksiye düşecek. Hiçbir şey yapamayacağız. Tamam moral kaybetsinler. Sıkıntı yok. Biz Poros'a ulaşabilirsek bir sıkıntı kalmayacak. çok kötü oldu ya. Yani bunu hesaba katmam lazımdı. Baya moral falan kaybediyorlar. Sıkıntı yok. Şuradan bir dışarı çıkarsak. Biraz daha moral kaybederlerse çünkü terk edecekler orduyu. Kaç gün sürdü? Baya gün sürdü şu anda bunu. Biraz riskli oldu. Bir posta daha moral kaybetmeden girebilirsek. Gene kaybettiler. Kötü oldu. Ticaret. Abi. Ee, tamam alacağız senden de. İlk önce bir şunları satalım. Of. 15'e çıkmış biz gelene kadar. Bakın 8'den aldım. 11'e kadar sattım ve hala. Yani zararda değilim. 12'den aldık. 18'e. Hadi satalım buraya. Kadife. Hadi gene kardayız. Ee, yünü. onda Satmadık mı? Keten kalmış üstümüzde. Birazcık peynir. Neyse peynir de kalabilir. Tahıl tamam sattık. 3700 aldık. Üstüne bakın. Şimdi parada biraz zararlı gibi gözüküyoruz. Orası okey ancak şunu hesaba katmamız gerekiyor. Bizde hala 20 keten, 15 kil, 32 adet yün ve 5 adet çömlek var. Bunlar para. Yani şu anki ticaretten 3700 almış olmamız tamam belki görünüşte kötü olabilir ancak bize mal depolamış oluyoruz. Bu önemli. Şimdi ayrıyetten bir ufak bakacağım. Burada öyle ucuza bir şey var mı? Başka şehirlere uğramaya gideceğim artık. Bu rotayı değiştirelim. Bayağı bu rotanın ekmeğini yedik zaten. Üstümüze bayağı para aldık. Şimdi katır alalım abi. Yapacak bir şey yok. Taşıyamıyoruz. Ee, hadi bundan da bir iki alalım. Askerlerimize şey olur. Tamam. Şimdi burada bir turnuva var. E güzel katılırız. Ne olacak katılalım. Elimize mi değdi? Her bölüme sığdırabilirsek bir iki turnuva sığdıralım. O zırh veriyor. Bak bunu kullanırız. Şimdi bir yüz şey yapalım. Bayis oynayalım. Al işte ok verdi. Abi bizim ok kötü ya. Yapma şunu. Bende ok yeteneği yok. O biraz sıkıntı. Yapacak bir şey yok ama. Şu arkadaşı arkadan vurmasın diye. Ah biz mi öldürdük lan? Öldürürsün değil mi onu? Tamam. Bir bu, bu arkadaş kaldı. Bu ooo. Oo. Çok fena vurdu. Çok fena. Aa orada da varlar lan. Lan ne yapıyorsunuz? O ben buradan var <laughs> ya imkanı yok vurmamın. Az yaklaşalım bari. Tamam. O bu arkadaş bayağı temizliyor. Zırhı mırhı yok Allah'tan. Çünkü bakalım karşıda Voleos Boa diye bir arkadaş var. Galiba bunun zırhıyı ben alabileceğimize inanıyorum. Bir yüz daha yatıracağım o yüzden. Katıl. Güzel. Aa, Ha, vuruyorlar bu arada ya. Kötü bu arada. Tamam bu arkadaşı öldürdük. Gerisini alırız ya umarım. Aynen aynen. Aa ulan 46 vurdum nasıl ölmedi? Adam o kadar mızra saplıyorsun. Ölmüyor çok. O birazcık ilginç geliyor bana. Şimdi güzel. Bu arkadaşla bunları elersek bu işi bitiririz. Kabul et katıl. Tamam, kılıç kalkan geldi. Hadi bakalım. Ben koşamıyorum. Bir beni bekle. Kardeşim, kılıç kalkan var. Eşitiz. Senin zırhının olması hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bay bay. Ya şu dövüşlerde ya adamların zırhları kendi zırhı olduğu için çok avantajsız kalıyorsunuz ama yani savaş kılıç kalkansa her türlü kazanıyorsunuz. O çok iyi. Her zaman sekmez yani. Bu arada ilk vuruşu yediklerinden sonra ikinciyi de yiyorlar. Tertemiz. Evet bu videoda en az bir tane turnuva sıkıştırmış olduk ki bize güzel bir zırh sağlamış oldu bu. Baya ümmün kazandık. Ve bahisten de para aldık. E tüccarız. 2-3 bahis atmadık değil yani. Güzel. Şimdi. Gel gelelim mevzuya. Oyun kaydedildi. Kaydet güzel. Bir de sen kaydet. Envanterimizi bir açalım abi. Şimdi buzır. Tertemiz ya. Yani diyecek bir şey yok. Aa kaydettim mi? Kaydetmedim galiba. Alttan bitti dememiz lazım değil mi? Aynen. Şimdi zırhımız var. Kendimize bir tane aslında şey alabilir miyiz ya? Şimdi ham bölgesine git diyelim. Kervancı. Tür göçebe. Göçebe yer han. Bir bakalım ya. Ne diyorsunuz? Şimdi pasaklı ve yalan falan filan. Bu güzel dövüşüyordu galiba. Zırhı yok sadece. Aaa. Bedava lan. Gel lan buraya. Çok iyi. Bakın bunu aldık. Ee, bu arkadaşı bizim diğer kervanın başına koyabiliriz mesela. Bu bizim kervanımız için yani ilk oluşturacağımız kervan için e, çok değerli bir şeydi. İlk ne denir ona? Yardakçımızı yanımıza aldık. Ee, tutsakları sattık. Güzel tutsak sattık. 5 dinar aldık. O da iyi. Hiç yoktan iyidir. Ticaret. Bu da ticaretlik bir şey kalmamıştı sanırım. Yine ufak bir bakacağım. Ya, tahıl yine pahalı. Yani bir posta daha sanki yapılabilir ama istemiyorum. Farklı yerlere açılalım. Yani sürekli aynı rota bir yerden sonra tabii ki hem beni hem de sizleri sıkar. O yüzden farklı şeylere bakacağız. Şu, son kez ama buradan alabileceğim bir şey var mı diye baktım. Yani hadi 2 3 şundan, 2 3 de bundan alalım. 400 ödeyelim. İçmesinler ama. Tamam bir tek tahıl var size arkadaşlar. Gerisi bizim. Şimdi. Bu yukarıki kısımda şöyle güzel bir rota var gibi gözüküyor. Zeonika, Jalmar, Rota. Belki burayı bile yani dörtlü bir şekilde zorlayabiliriz. Hadi bakalım ilk rotamıza gidelim. Zeonika. Bu arada yanımdaki karakterin de şeyine bakalım. Bu arkadaş neye gidiyormuş? Bu tek elli silah. Fırlatma silahları atletizm bu. Piyade gibi daha çok ama bu arkadaşa gene bir at veririz ya. Kervana girecek sonuçta. Bir atı olsun. En kötü atlı kılıcı olur yani. Eee Zeonika'ya gittiğimizde bakalım kervan fiyatlarına da bakalım. Kervan fiyatları bayağı 15.000 falan mı galiba? İlk kervanımız için şöyle bir para toplamaya başlayalım ufaktan. Şimdi şöyle bir asker topla. Asker yok tabi. Ticarete bakalım. Bakın yük beygiri yakaladım. Ucuzdan alıyorum. Tamam. Depomuz 2000 alıyor artık. Ki bu önemli çünkü ticaret ticaretten kazanıyoruz. Mecburum. Balık çok pahalı ya buralarda. Zeytin. O bak dönerim Poros'a. Poros'a dönerim abi. Arkadaşlar Poros'a döneceğiz. Kusura bakmayın ben bunu gördüm. Kaçırmam. Peynir de satarım. Burada pahalıya satılacak bir şey var mı? Çömlekleri daha pahalıdan almıştık. Satalım. Çömlekleri 30'larda bir şeyden almıştık. Satabilirim o yüzden. Yünü de hadi yünü de birazcık satalım. Depomuzda yer açılsın. 38'e değil de 39'a satabiliriz. Tamam o zaman şöyle 1600 ödüyoruz madem. Buradaki tüm atları almak istiyorum katırları. Ee, tamam şimdilik yeterli olur. Vallahi reddedemedim çünkü Poros'taki o kar beni çok cezbetti şu anda. Bir posta daha hızlıca Poros'a gideceğim. Abi şu açık alandan gidersen daha hızlı gidersin ama yani ormana niye giriyorsun yol var diye anlamıyorum. Hatta bir de savaş izleteyim size. Şu çapulcuları 4-8 biz kaçta gidiyorduk bakacağım. Merhaba. Selamun Aleyküm. Gel bakayım. Tahıl 13'e düşmüş. Sıkıntı yok. 9 değil. Tam 10'dan satıp 9'a düştüğü anla bırakıyoruz. Tertemiz. Hmm. Zeonika'da pahalı olan bir şey var mı? Şöyle bir bakalım. Lan da 12 var ya. Ama çok uzun, çok uzun menzili. O yüzden ona bir gözüm korkmuyor değil. Tereyağından çok kar edemeyiz bakalım. Zeonika da 50'ye gidiyor ama çok fazla gitmez. Pikaon'da yağ 76'ymış ama baya eski bilgi. Yun Zeonica'da 41'e gidiyor. Hadi yün alalım birazcık. Karımızın bir kısmını yüne verelim. Ze Zeonika'da bir iki tane çömlek satarız. Tamam. Yalandan kar ettik işte. 1700, 1273 alacağız. Ki bayağı da eşyamız var. Bitti. Hadi bakalım bunları yakalayabilir miyiz? 4, 8, 5, 2. Yakalarım. Savaşalım ya. Bir turda savaş izleteyim sizlere. Yani bir tek turnuva olmasın. Teslim ol ya da öl bakalım kardeşim. Saldıralım sana. Hazır zaten okçularımız da var. Hava biraz karanlık. O biraz kötü oldu. Okçu bir buraya gel. Infantry buraya gel. Lan neredeler? Gözükmüyor ya karan... Aha burada. sıkın. Give him hell hadi bakalım. Abi kafana onu yiyip ölmeme imkanın yok ya. Harbi diyorum ya. Bura baya karanlık ya bu Umarım sizlere bu kadar karanlık şey olmuyordur. Ah. Kaçmayın lan. Bunları temizlemeden olmaz. Ah kaçtı. Hadi be. Bakalım ölü var mı? Aa yok yaralılar tamam. Güzel. Hiç ölümümüz yok. Şimdi bu yağmacıları satarız. İmparatorluk okçusu level almış, piyadeler level almış. Hadi okçu yapalım. Bu da imparatorluk şey olsun. Öde kardeşim, sıkıntı yok. Oh! Ulan balık pahalıydı bir de Pahalıyken yakaladık bir de bak bunu balık. Bir tane ama olsun. Al abi balığı sakın yemeyin. Kitle balığı. Güzel. Hadi bakalım. Hmm, yalandan şey yaptık. Zeonika'ya gidelim artık. Asıl rotamıza geçelim. Çünkü dediğim rota oydu. Çünkü artık aynı rotayı yapmayalım sürekli. Her bölümü işte böyle dolu dolu geçirmek için şeyler yapacağım. İşte mesela yine bu bölüm bir savaşa girdik. Bir turnuvaya girdik. Burada turnuva varsa belki gene girerim. Var. Gene giriyoruz. Her bölüme iki turnuva sığdırırsa on numara olur. Turnuva oynaması da keyifli. Bakalım. İkiye ikilik bölümler. Oha bakın ay ayaklığımızı tamamlayabiliriz. Şöyle bir elli atıyorum ufaktan. Bir nabzını yoklayalım. Tamam kılıcı bize verdi. Ama şöyle bir şey var. Bizim adama vuruyor. Ölme. Bizim adam öldü mü? Ah tamam sıkıntı yok sıkıntı yok tamam. Kardeşim aldık öcünü rahat ol. Şimdi buradan kaç kişi çıkıyor? İki kişi mi çıkıyordu? Dört kişi çıkıyor galiba. Tam bu tur atla. Ha böyle böyle. Olacak gibi ya bir deneyelim. Böyle bir 75 atalım. Ok vermiyor ya galiba. Aha gel lan buraya. Aha yedim seni. Tertemiz, çok güzel oldu o bak. O oh, ama iki kişi olmaz ayıp. Ya öyle toplu gelirseniz çiçi yerler adamı. Aa benim şey. Neydi bu? Adını unuttum. Deli meli bir şeydi galiba. Abi düşürün şunu. Gel gel sen. Ya hiç liderine karşı karşı safada yani. Temiz. Kazandık ya ben basıyorum bu arada. Bastım. Katıl birebir döndürüyor zaten. Bir sonraki fight'ta da birebir döndürecek. E bana geldi. Milis geldi yani bu. Bu ne anlasın dövüşmekten böyle, böyle Yani hiç guard bile almadan pat küt vurdum öldürdüm. Bir sonraki dövüşte kılıç kalkan verecek. Turat'la. Yine kökle katıl. Bakalım zırhı da kötü. Öyle iyi bir zırhı yok. Sıkıntı değil. Bunun da içinden geçeceğiz diye umut ediyorum. İlk hasar biz verdik. Güzel dojluyor. Bakın her zaman işler her zaman. İki kere ardarda arda vurdunuz mu? Bir o bir sen vuruyorsunuz bir süre. Ondan sonra iki kere ardarda arda vurunca tertemiz. Savunmuyor. Evet. Bayislerden yani 845 kazandık. Hadi çok kazandık diyemeyiz ama botumuzu da tamamladık. Yani ticaret ticarette kullandığımız şeyleri ayrı tutmuş oluyoruz böylece. Neden? Şimdi ticaret parasını ticarete vermeye devam ediyorum. Zırha para vermemiş oluyorum. Şimdi bu zırhlar bana havadan geldi. Şimdi bakalım bir tane yetene kaçmışız. Bana ne gerekebilir? Yani tüccarım ama <laughs> biniciliğe bir şey gelmiş. Onu verelim biz. Hücum hasarını 20 arttırır. Manevrayı 10 arttırır. Hadi hücum. Hücuma verelim ya. Şimdi ticareti. Bas ticareti kökle ya. Biz tüccar adamız. Kökle kardeşim. Bitti. Bir şey daha vardı galiba. Ona da bakalım. Bunda bir şey var mı bu arkadaşta? Yok. Buna bir 3-5 bir şey verelim ya dur bakayım. Envanteri aç. Buna verebilir miyiz bir şey? Ulan bu ne ya bu? Ulan al başörtü tak daha iyi. İki, iki zırh veriyor kafana. Bu da iyi. Benim eski kıyafetim. Al bunu koy. Bu benim. Ona bakma. Vallahi işi çözdük. Öncekinden daha güçlü en azından. Şimdi oku var. Yayı yok. Ona bir de yay çözsek. Gayet iyi olabilir. Tamam. Öncekine göre daha iyi. Şimdi kendime de şu ayaklığı vereyim. Aa bir dakika. Ulan benim ayağımdaki bile sıfırmış. Ben hiç buna bakmadım ya. Burada bir iki bir şeyler varmış. Abi karakteri dizdik iyi kötü bunu turnuvadan 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 bunu da ne yaptık bir yer... al şey yaptık savaştan kazandık herhalde 10 numara 5 yıldız şu an keyfim yerine geldi mesela ticaret aç abi aç hadi bakalım ne lazım satabileceğimiz bir şey var mı çil sat azıcık ben bunları ucuza aldım çömlek sat abi bunları da ucuza aldık yün sat abi bunu aha dur şey aynen yeşil ucuz demek o yüzden yeşilli al... satmıyorum aa bak kürk ucuz kürkten biraz alalım kürk illa bir yerde satarız pamuk çok pahalı pamuk pamuk yakalarsak buraya satalım Başka ne alabiliriz ne alabiliriz? Tereyağı pahalı balık. Lan balık vardı yediniz mi? Ay. Üzüm. Aa, üzüm porosta güzel para ediyor. Lan bir posta daha porosa mı döndük? Ne yaptık ya? Bilemedim ki. Arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum ama onu değerlendirelim ya. Poros, Poros yolu gözüktü bence. Bu da Poros'ta para ediyor. Hadi keteni biraz satalım. Bize yolluk para olsun. Sonra sıkıntı çıkıyor. Tahıl da alalım. Poros'ta 11. almayalım ya da boş ver. Bitti. Abi koş Poros'a. <laughs> Dayanamıyorum. Kar güzel kar görünce almak istiyorum. Çünkü tüccar için aa ben askerlerin eyvah. Abi dışarıdan git gözünü seveyim. Zamanımız yok. Hadi hadi hadi. Güzel. Şimdi ticaret. Gel buraya gel gel gel. Abi 15'ten aldık. Hadi böyle olsun. Kürk'ü de sat abi. 83'ten aldık. Hadi buradan 2500 alalım. Kete'nin kalanını burada sat. Tahıl çok kar ettirmedi aldığımız fiyata gitti. Başka ne olabiliriz? Vallahi alacak bir şey kalmadı herhalde artık. Buradan edeceğimiz bütün kârı ettik. O zaman doğrudan artık şeye gidiyorum abi. 2900 aldık. Cebimize de 3-5 bir şey daha attık. Ha buraya gidelim. Ben oraya gidersem gene bu rotaya dönecek gibiyim. Oraya gitmeyelim. Hadi bakalım. Gayet iyi gidiyoruz. Bu bölüm ya şöyle bir sıkıntımız olacak. Ya Klanın bakalım nereden? Şuradan bakıyorduk galiba. 50 nama ulaşırsam, Klan seviyemiz artıyor ve Klan seviyesi artarsa daha fazla insan alabiliyoruz. Bu çok önemli. Tımarlar, kervan. Kervan kurmayı deneyeceğim bu arkadaşla. Bu arkadaşı. Bu baya serserilik merserilik biliyor. Bakalım bunu biraz geliştireceğiz. Hekimlik biliyormuş lan bu. Yani şu haliyle bile iş yapıyor kılanda yani. Kötü değil. Bakalım. Amitatis'e geldik. Burada ne var ne yok. Aa, yük beygiri ucuzdan bir iki tane çekerim gene. Acımam. Şöyle bakalım. Bak sen benim kalbimi kazandın şimdi bu hareketle. Bir. Şarabı ucuz almıştık. Burada satalım. İki. Üzüm 15'ten aldık. Hadi buradan da çare edelim. Yeşili gördün mü dur. Politikamız bu arkadaşlar. Yeşili gördün dur ney. Ha ben satışmış. Bir an dedim 6'ya mı alıyoruz? 6'ya alırsak çünkü darma duman ederdik piyasayı. Bakın. Burada gene pahalı. Peynir pahalı. Hurma. Hmm. Burada güzel kar var mı? Zionica'dan 34'e alınıyormuş. Keten burada pahalı. Ahşap bayağı pahalı. Baya ticaret yapıyoruz işte ya oyunda. Nereden baksan. Poros'ta 138. Ee... Burada hiç beğendiğim bir şey olmadı galiba ya. Yeşil görürsek yeşillerden alalım bari diyeceğim. Ama bunun da daha ucuzlarını görmüşüz. Burada cezbeden bir şey olmadı ya. Başka bir yerleri deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Karımızı aldık. Şöyle bir ham bölgesine gidelim. Tutsakları satalım. Geri gelelim. Asker alabiliyor muyum? İki kişilik daha yerim var. Alalım. Neden almayalım yani? Onlar da itilsin. Tamam. Şimdi Jalmar... Jalmaris'e gidelim. Jalmaris sanırım. Aynen Jelmaris diyelim biz ona. Jelmaris'e gidelim. O şehirde bakalım güzel kar edebileceğimiz bir şeyler var mı? Çapulcular var. Kovalayalım. Yakalarsak güzel. 3.4 ile gidiyorlar. 5.2 ile gidiyoruz. Yakaladım herhalde ya. Teslim ol ya da öl. Ya bence asker gönderip öldürelim direkt. Kayıp yok, tertemiz. Bu şuna yarıyor. Askerleriniz daha çok XP almış oluyor eğer bu şekilde yaparsanız. O yüzden böyle bir harekete girdim. İyi hey, güzel. 3-5 bir şey kazandık. Aa O çerçöpü de satalım. Aynen, onları ben unuttum. Çerçöpü satmayı unuttum. O çerçöp yer kaplıyor zaten. Onların durmasının bir mantığı yok. Ee, şöyle. Üstümüzdeki bunları eritsek güzel olur. İki ahşap alıp aslında eritebiliriz. Ee, yani şöyle yaparız demir satmış oluruz şehirlere. Sonuçta kılıç satıyoruz. Kılıçtan daha mı pahalıya denk gelir ucuza denk gelir. Onu da görmüş oluruz. Ayrıca ufaktan yani tüccarız demirciliğe de 3-5 bir şey atabiliriz belki. O yüzden bakalım, tamam, <laughs> burada da turnuva yokmuş. Zaten video yakın zamanda bitireceğim videoyu. Şöyle bir ticarete bir girelim. Bakın, ucuz, çek, kaçırma. 85, 75, 80 civarı kaçırmayacaksın. Çok uygun fiyatı oluyor çünkü. Bakalım. Şimdi ne lazımdı? Bir çeşitliğe girelim. Burada alabileceğimiz ucuz fiyatlı neler var? Şarap. Amitatiste 65'ti. Çek abi. Satarız. Amitatiste gider. Ucuza. Abi ahşap en ucuz burada var. Şöyle bir iki tane alayım. Bunlardan kömür yapıp daha da şey yapacağım deneyeceğim şimdi onları da bakın kürk abi tertemiz al kürkleri de amitas amitatis'e geri dönüyoruz Arkadaşlar bu arada kürkleri topladım bu ee, porosa satsak daha karlı olur porosa gidilir mi yani amitatis'ten porosa dönebiliriz Belki Hadi alalım iki tane. Poros'a döneriz belki oradan. Poros'ta 157. Yağları da Poros'ta satarız. O parayı geçtik. Bir dakika dur dur dur. Arkadaşlar şu an güzel bir para aldım. Demirciye gir abi. Şimdi bana bir kömür ver. Şimdi bu kömürleri de şöyle bir bunları erit. Yorulduk mu ne oldu? Ha şey. Ya yani bunlardan zaten tahta geliyor. O tahtayla tekrardan ne oldu? Yorulduk sanırım bu sefer. Aynen. Bu sefer yorulmuş olduk. Tamam. Böylece burada da demirciliğimi de ufaktan geliştirmiş oluyorum. Şimdi ilk önce durağımız Amitatis. Amitatis'te e, güzel kar edeceğimiz 3-5 bir şey vardı. Onları kar edeceğiz. Ardından abi Poros'a gidiyoruz. Poros'ta da ikinci postamızı satıyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Hadi bakalım. Son iki işaret bu bölümde de baya bakacağız video başında her bölüm video başı sonu bir gelirimize ve mallarımızı da kontrol ederiz ee, şu bölüm başında bakamadım ama siz videoda zaten onu gözlemlersiniz hemen çeşitli deyip bakalım şimdi şarap burada pahalıydı hadi satalım şarapları. Bak yeşili gördün mü tamam. Karı bokunu çıkarmayacağız karın. Bu porosa gidiyor. Ee, yünleri nereden aldık hatırlamıyorum. Bakın odun çok pahalı ama odunu işliyorum o yüzden şey yapmayacağım. Kömür falan bunlar ne ya? Nerede o kömür? Demir. bunlar çok pahalı bir şey değil mi? Bunları biz çözeriz. Bakın kürk. 80 lere bir şeyler aldık. Bakın burada yeşil olana kadar satıyorum. Bunu Poros'a götüreceğiz. Bunları satmak istemiyorum. İşlemek işlemeyi düşünüyorum çünkü. O yüzden satmayacağım. Hadi buraya kadar gelmişiz. Ucuz bir şey yakalar mıyız burada? Yani bana değecek bu ucuzlukta bir şey göster ya. Bu. Hadi 3-5 bir şey alalım. Satarız oradan. 3'ün 5'in hesabını yapalım bari. Ne yapalım. 1800. 2000 ek de aldık. 3900'lük bir. Kısmımız oldu. Gayet güzel. Buradan da Poros'a gidiyoruz. Ve bu bölümü artık. Bitirmeye yaklaştık arkadaşlar. Ya yani Şimdiden. Yani buralara kadar ben oynarken izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Bannerlord serisi yani tüccar rolünde oynamak benim de hoşuma gitti. Ki zaten böyle ticaret yapmak hoşuma gidiyor ki ilerleyen bölümlerde daha da keyif alacağız. Çünkü kervanlar kuracağız. Şu anda yaptığımız karları ben kervan kurma amacıyla uğraşıyorum. Bir yandan da zaten klanın seviyesi içinde uğraşıyoruz işte arada çapulcuya kalayıp vuruyoruz falan kesiyoruz. Bakalım. Şimdi takı. Aa bak takı. Direkt 2 tane mal sattın abi. 749 alıyoruz ya. Bakın kürk burada da değerli. Burada da sattık. Bakalım. Bunlar burada para etmiyor. Yağı burada satacaktık galiba. Aynen. Sat abi. Üzüm jelmariste 27. Üzümü orada satarız satarsak. Balık kaça gidiyor? 15'e mi gidiyor? Ne? Ulan daha pahalıydı. Ne yaptınız? Bakalım buradan da alalım bir şeyler o zaman öyle gidelim ya. Değil mi? Ya da zaten alacak bir şey bulamadım. O zaman tamam, o zaman bu video buraya kadar arkadaşlar. 1400'de kar ettik. Arena'ya bakayım. Bir sonraki bölümü turnuva yaparak açıyoruz o zaman. Ee, hemen şöyle envanterimizi açalım. Bugünün karlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle ilk önce mallarımıza bakalım. Bakın 3000 bir kere net paramız var. 3000 dinarımız var. Bu cepte. Zırh dizdik bu bölümde. Şu 3 yani şu şu zırhı turnuvalardan kazandık. Üstüne bakın. Yani sadece mallar değil. 21 katırımız var. 13 tane yük beygirimiz var. Bu bize 3910 envanter kapasitesi sağlıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani şu sayı şu seviyelere çıkmış olmamız bizim ticaretimiz için gayet önemli bir kademe oldu. Ekstradan yani elimde 31 adet yün işte 26 adet üzüm hadi 11 balık falan bunu saymayayım. Yani şu ikisi bile zaten zararına satsak bize baya dinar veriyor. Böyle böyle her yerden kar etmeye devam edeceğiz. Ki zaten bakın üstümde de ya tamam, çarşop bunlar ama yine 3-5 şeyler var. Bunları da satabiliriz. Bunları işleyeceğim. İşte çapulcuları öldürerek onların demirlerini işte bu malları ham maddeye çevirip öyle satacağız. Gördünüz kömür kaç para olmuş. Yani bir odundan şey iki odundan üç kömür üretme mi ne var? Onu açabilirsek mesela oradan parayı da kırabiliriz ekstradan. Belki ileride demir döveriz. Bunlar ilerleyen bölümlerde göreceğimiz şeyler. Evet. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.